Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Tekirdağ'da kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve sonradan cesedi parçalara ayrılan Kırgızistan uyruklu Ayat Atsız'ın doğum günü sonrası paylaşımı yürekleri dağladı. Ayat, 2 gün önce yaptığı son paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti, hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım. Neden, ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullanmış. Dün akşam Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde meydana gelen olayda 65 yaşındaki Fehmi A, oğlu evde olmadığı sırada iki çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A, eline aldığı bıçakla gelini Ayat A'yı bıçakladı. Gelinini parçalara ayıran Fehmi A, cesedin bir kısmını evde çöp kovasına, bir kısmını da arabanın bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Kırgızistan uyruklu iki çocuk annesi Ayat Atsız'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Genç kadının doğum günü için kendi ana diliyle yaptığı paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim. Zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu. Çok fazla zamanım olacaktı. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi. Ama pişman olmayacağım. Neden, ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım. Mutlu musun? Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var? Mutluluğum, neşem, oğullarım, sevildiğim ve beklediğim ev, seven koca. Bugün düşünmek istiyorum. 30'una karar vermek istiyorum. Şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçülü olduğunu söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil. Gencim, güzelim, her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk? Aşk, o var. Yaşıyor ama birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var bilemiyorum. Güçlü, bilge, sadece daha iyi olduğuna inanacağımı biliyorum. O zaman 30. yaş kutlu olsun" dedi. Kırgızistan uyruklu iki çocuk annesi Ayat Atsız, doğum günü heyecanını paylaşırken 2 gün aranın ardından kayınpederiyle yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklandı ve öldürüldü. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.